5. dersimizden herkese merhaba. Bu dersimizde Fuchsworten, yani Türkçedeki bağlaçlardan 4 tanesini göreceğiz. Bunlar als, dat, omdat and want. Omdat ve want bizde Türkçedeki aynı anlamlara geliyor ama niye 2 tane kullanılıyor? Bunu açıklayacağız. Omdat nasıl kullanılıyor? Want nasıl kullanılıyor ya da nerelerde kullanılıyor? Als ve dat da ayrıca örnekler yaparak açıklayacağız. Ben hemen şöyle yukarı kaldırayım. Bir tane text açayım. Şöyle yazayım arkadaşlar. Als eğer demek. Dat, buradaki dat arkadaşlar Türkçedeki ki yerine kullanabilirsiniz. Birazdan örnekler yapınca dat daha iyi anlaşılır. Omdat ve want da şöyle. İkisi de çünkü ye denk geliyor arkadaşlar. Türkçe'de çünkü'ye denk geliyor. Şimdi nasıl kullanılıyor? Şöyle diyeyim. Şöyle bir tane text açayım. Arkadaşlar Hollanda'da Hofzin ve Bayzin var. Daha önce bahsettim diye hatırlıyorum. Hofzin ve Bayzin. Hofzin arkadaşlar ana cümle, Bayzin ise ana cümleyi tamamlayan yan cümle şeklinde. Hofzin and Bayzin. Şimdi bu Hofzin ve Bayzin şöyle als, dat ve omdat her zaman Bayzin olarak geçer arkadaşlar. Şöyle eğer als ya da dat ya da omdat kullanılırsa bir cümlede oradaki cümlemin fiili sona gider. Hemen als'la başlayarak bir tane örnek yapalım. Mesela şöyle diyelim. Ich ha ya da şöyle söyleyeyim. Als ich oft pain hab virgül koyalım. Name ik en pa se tomo para se tamo para se tamo. Şöyle kaydırıyorum. Als ik en hoft bain hab name ik en para se tomo. Arkadaşlar dikkat edin, ne diyor? Als burada başa geldi. Hoft bain hab. Gördüğünüz gibi benim fiilim burada asla başladığı için sona gitti. Çünkü bu benim Bayzin denilen yan cümleciğim. Yani bu cümle şöyle de olabilirdi. Ich name and paracetamol als ich hoft pain. Yani yeri fark etmiyor. Hani bir cümlenin başında da kullanabilir, yani iki cümle hem Hofzin ve hem Bayzin şeklindeyken hani Bayzin başa gelebilir, sona da gelebilir. Yani cümle Hofzin'le de başlayabilir, Bayzin'le de başlayabilir ama fark etmez. Şu cümlemde as olduğu için arkadaşlar benim fiilim sona gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer baş ağrım olursa parasetamol alırım. Bu da aynı şekilde. Parasetamol alırım eğer baş ağrım olursa. Ama biz bunu Türkçe'ye çevirirken böyle çevirmeyeceğiz tabii ki. Ne diyeceğiz? Eğer baş ağrım olursa parasetamol alırım. O zaman parasetamol alırım. Bu als'lar genelde şurada her zaman bir dan vardır arkadaşlar. Dan böyle parantez içerisinde göstereyim. Hani çok fazla kullanılmıyor ama hani konuşma dilinde bazen duyarsınız. Mesela şöyle söyler. Ich nehme ein Paracetamol, dann als ich auf Bein hab. Ya da als ich auf Bein hab, dann nehme ich ein Paracetamol şeklinde. Dann böyle bir görünme şeklinde orada vardır aslında. Yani Bayzin'lerde dikkat edeceğimiz şey eğer alsa Bayzin'dir.
hep şeklinde dönüşür arkadaşlar. Yani fiilim sona gider. Başka bir şey daha yapalım. Ne diyelim? As ik kiss pine hep ha ik nar thunders tan dar şöyle. As ik kiss pine hep haignar tandars. Eğer diş ağrım olursa dişçiye giderim. Arkadaşlar burada dikkat edin. Sadece şuraya az önce söyledim de hani asla başladığı için benim fiilim sona gider. Ama ikinci benim ana cümlem yani hofsinim de invers olur arkadaşlar. İnvers konusunu A1 düzeyindeyken anlattım. Oradaki videoya bakabilirsiniz. İnversi neydi? Fiil ile öznenin yer değiştirmesiydi. Burada soru şeklini alıyor mu? Almıyor. Hayır. Benim ilk cümlem asla başladığı için yani Bayzen ile başladığı için ana cümlemdeki fiilimle öznem yer değiştirmiş oluyor. Yani ik kanar tandırs demiyorum ama haygnar tandırs. Yani bu tarz cümlelerde as gibi başlayan bütün cümlelerde burada omdat da olabilir. Omdat da birazdan örnek göreceğiz. İkinci cümlem hep inversi olur. Şimdi ikincisi neydi? Omdat demiştik. Omdat. Bakalım arkadaşlar omdatla ilgili neyimiz var? Az önceki örnekten gidelim. İlk neyim? Paracetamol. Omdat ik hoft pine hep. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ik neyim parastamol. Burada neden değişmiyor? Çünkü ben ana hofsinle başladım. Dolayısıyla burada bir değişikliğe uğratmama gerek yok cümleyi. İk neyim parastamol. Normal kullanıyorum. İkinci cümlem omdatla başladığı için yine fiilim sona gitti. Türkçesi ne arkadaşlar bunun? Baş ağrım olduğu için parastamol alıyorum. Parastamol ne? Aspirin tarzı bir ilaç. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. O zaman şuna dikkat edeceğiz. Omdat ik hoft pine hep name ik para sa te para se para 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 bu benim için gerçekten zor yazmak parastamol omdat ik hoft pine hep name ik parastamol arkadaşlar dikkat edin burada öyle virgül koyayım. Omdat ik hoft pine hep. Neyim? Bakın burada ne inverse oldu. Omdat olunca yine bayzin oldu arkadaşlar. Fiilim sonuna gitti. Dikkat edeceğiniz olay bu aslında. Omdat ne demek? Çünkü demek. As ne demek? Eğer. Omdat ik hoft pine hep. Neyim ik? Parasitomol. Bir tane daha cümle yapalım. Omdatla. Bakalım ne var? Ik ben helemaal nat omdat ik mijn paraplu kwijt ben. Ik ben helemaal nat. Ben tamamen ıslandım. Çünkü ben şemsiyemi kaybettim diyor arkadaşlar. Dikkat edin. Yine omdat'a dikkat ediyoruz. Ne var burada? Gördüğünüz gibi fiil sona gitti. Omdat ik mein paraplu kwijt. Tersini yapalım arkadaşlar. Omdat ik mein paraplu kwijt ben. Ben ik helemaal nat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci cümlede hemen inverse yani burada nasıl ki normal kullanıyorum. Burada fiilim başa geldi. İki kullandım. Öznem ve fiilim yer değiştirdi. Omdat da çünkü demek. Şimdi bir tane daha var demiştik. Dat arkadaşlar. Dat aslında arkadaşlar bizdeki ki'ye denk geliyor. Şöyle. De doktor. Doktor. Zeh dat. Doktor dedi ki. İlk. Bronhitis hep. Doktor dedi ki ben bronşit olmuşum. Bronşitim varmış. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dat
olduğu için burada benim bir bağlacım şeklinde oldu. Nedir orada? Hani nişangi olduğum için gibi hani burada key veriyor bize. İşte doktor dedi key. Burada yine dat olduğu için arkadaşlar benim burası bison oldu. Çünkü benim tamamlayıcı cümlem. Doktor dedi ki ben bronşitim varmış. İşte burada ne oldu? Dat'ı gördük. Dat başa gelir mi arkadaşlar? Burada dat asla başa gelmez. Yani dat ik bronşit hep de doktor Zek şeklinde bir cümle olmuyor. Dat her zaman cümlenin içerisinde bayzinle birlikte bayzin hemen önünde kullanılır. Asla başa gelmez. Başka bir tane örnek yapalım. İk ben zo blay dat ye hier bent. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben çok mutluyum senin burada olduğun için gibi bunun Türkçesi. Burada yine benim Arabi şeyimi verdi. Hani burada bir omdat kullanılmıyor. Çünkü sen burada olduğun için değil de. Çünkü omdat bir şey verir. Neden verir arkadaşlar. Ama burada bir neden yok. Sen buradasın ben çok mutluyum şeklinde bir sonuç veriyor burada. Ich ben so blei, dat ye hier bent. Dat olduğu için de benim Bayzin'e dönüştü burası. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim arkadaşlar. Want ve omdat. Want da aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü yani omdat'ın başka bir versiyonu şeklinde kabul edebiliriz. Hani Türkçesini yazdım. Çünkü demek. Omdat da çünkü demek. Aradaki fark ne? İkisi de aynı şeyi veriyor aslında bize. Ama olay şu. İlk ne diyelim? Az önceki verdiğimiz cümleden bir örnek vereyim. Bir bakalım. Şöyle diyelim. Ich kann nicht bezahlen. Omdat ich kein Geld habe diyelim arkadaşlar. Ben ödeyemem çünkü yanımda para yok gibi. Yani param yok. Hiç param yok şeklinde. Bakın dikkat edin. Nedir? Omdat bana Bayzin veriyordu. Burada şey oldu. İnvers olmak zorunda kaldı. İkinci örneğime bakalım. Want'la yapacağım şimdi. Ich kann nicht bezahlen. Want bezahlen. Want ich hab kein Geld. Arkadaşlar want her zaman ana cümledir. Yani hofsin dediğimiz cümle şeklinde yerini alır. Yani asla burada bayzin olmaz. Want kullanacağınız yerde dikkat edeceğiniz nokta bayzin olmayacağıdır. Want kullandığınız her yerde iki cümlede hofsin dediğimiz ana cümledir. Ich kann nicht bezahlen, want ich habe kein Geld. Aradaki fark var mı? Yani bunu Hollandalılara da sorsanız size belki bazı gerekçeler sunarlar ama net bir açıklaması yok. Basitçe bir açıklaması var. Şu, omdat sana bir sebep verir, sonuç şey verir, neden verir derler. Want da sana bir açıklama verir derler. Ama günlük kullanımda, Hollandacanın kullanımla yani derseniz ki ya bana bunu açıklayın nedir? Arkadaş bizi bu kadar kastırıyorsunuz diye sorsanız yani hiç kimse size böyle hani %100 böyle içinizi rahatlatacak bir açıklama getiremez. Sadece bu dili kullanırken gramer olarak hani iki tane bağlacı gramer olarak kullanırken dikkat edeceğiniz nokta şu bayzinleri yapmaktır. Yani sınava girecek arkadaşlar için özellikle işte A2 sınavına giriyorsa yazılı sınavda işte sözlü sınavda falan karşısına geldiğinde omdat gördüğü yeri bayzin yapması, want gördüğü yeri de normal cümleyi normal haliyle yani hofsin şekliyle kullanmasıdır. Geri kalan günlük dilde alışıyorsunuz zaten bir süre sonra o şekilde kullanılıyor. Onun dışında böyle hani dediğim gibi böyle çok net bir açıklaması yok büyük olayın dediğim açıklamasının dışında. Bu bağlaçlar böyle arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.